Evet, bu partta artık anahtarı alabiliriz. Anahtarı alalım. Nasıl düşünmüştük onu? Otomatik. Anahtarın üzerine geldiğinde anahtarı alacak ve şurada anahtar ikonu çıkacak. Başlangıçta anahtar ikonu görünmesin. Şunu denemek için. Anahtarı şuraya yazabiliriz. Board nokta set key status 0 dersek ne yapıyor bu? Anahtarı görünmez yap. Bakalım. Anahtar görünmez. Bu arada şurada bir şeyler görüyorum. Şu beyaz eklentiyi koyduktan sonra fark ettim. Sanırım şuralara da nesne ekliyor algoritmamızda. Ona da bir bakalım. Şu anahtar işini bitirdikten sonra. Büyük ihtimalle oralara bak, nesne ekliyor. Bakın şurada bir tane ekledi. Hatta şuraya bile ekliyor olabilir. Onun sebebi de büyük ihtimalle random sayı seçerken sıfırı da seçiyoruz. Bizim koordinatımız birden başladığı için sıfır koordinatın dışına eksi 32 buluyordu. Koordinatın dışına koyuyor. Evet, ne yapacaktık? Anahtar üzerine gelince otomatik anahtarı al. Bunun için ne yapmıştık? Map'te şuradan da map'in içindeki fonksiyonların başlıklarına, değişkenlerin başlıklarına ulaşabiliyoruz. Bakabiliyoruz buradan. Map'te ne vardı? On player array. On player array. Çift tıkladım. Düzenliyorum. On player array'da K ile ilgili bir bölüm. Bu neydi? Nesne bir koordinata vardığında hangi koordinata vardıysa onun x ve y koordinatıyla bu fonksiyonu çağırıyordu. Sonra şurada item property'de o koordinatta bir nesne varsa o nesnenin özelliklerini alıyordu. Eğer nesne varsa ve tipi de anahtarsa yapmam gereken şey return object nokta key eşittir 1. Anahtar var şeklinde bir geriye dönüş yapacağım. Onu da player'dan. Player'dan onu nereden okuyordum? Player on koordinat. Eğer yeni koordinatta bir hasar alınmış ise şu işi yap. Bir hasar alınmışsa. Eğer yeni koordinatta bir anahtar bulmuşsa benim anahtarla ilgili bir değişkenim var mı? Yok. Şöyle demiştik. Eğer oyunumda bir anahtar gibi alınabilecek birçok obje varsa ben bunu player'ın içinde item list diye bir dizi oluştururum. Her bir obje aldığımda o liste ekleyebilirim. Ama benim şu anda harita üzerinde alabileceğim sadece bir tane nesne var. O da anahtar. O yüzden have k diye bir değişken oluşturuyorum. Onun içeriğinde sıfır diyorum. Anahtarsa sahip mi anahtara? Sıfır. Sahip olduğu anahtar. Bunu şey olarak da kullanabiliriz. Mesela anahtar buldukça bu 1, 2, 3, 4, 5 diye artar. Kullandıkça azalır. 3, 2, 1 diye. Ama bizim şu an sadece anahtarımız sıfır ya yok ya da bir. Yani bir anahtar geldi. Neydi? Set on koordinatta. Eğer anahtar varsa
ne yapıyoruz? Player nokta have key eşittir 1. Eğer birden çok anahtar olacaksa ne yaparız? Artı artı deriz. Her anahtar bulduğunda 1 artar. Şu anda da artı artı diyebiliriz. Nasıl? Yani bir anahtar var. Üzerinden geldiğinde anahtar varsa 1 arttıracak. Tabi burada 1 arttırdım. Sonra artık anahtara sahibim. Şurada anahtarı gösterebilirim. Onu nereden göstereceğim? Board nokta set key status 1. Anahtara sahip olduğunu göster. Anahtara sahip olduğunu göster diyebilirim. Burada da sahip olduğum anahtar sayısı. Artık bir anahtara sahibim. Anahtar buraya geldi. Değişkene de ekledim. Şu anahtarı buradan silelim. Yok edelim. Bir daha alınmasın o anahtar. Onu nasıl yapacağım? Onu map'te yapacağım. Bana onun için yapacağım şeyler şu. O anahtar bir kere değişkenlere bakarsak core size değil. Core data'nın içinde var. O koordinatta bu anahtarın ID'si var. Onun sıfıra çevrilmesi lazım. Ondan sonra item data'nın içinde o ID ile eklenmiş bir satır var. Bu bir diziydi. Bütün itemlerin bilgilerinin olduğu dizi. Bir satır var. Anahtarın bilgilerini tutuyor. Anahtar olduğunu. Onun o dizideki o bilginin, o satırın komple silinmesi gerekiyor. Ama onu silmesek de olur. Şurada koordinatı sildiğimiz zaman, koordinatta ID'sini sildiğimiz zaman bu nesne zaten haritadan gitmiş olacak datalarda. Buranın üzerine geldiği zaman orada bir ID olmadığı için gidip de item datanın içinde bunu aramayacak. O sadece orada bir çöp bilgi olarak, bir daha kullanılmayacak bir bilgi olarak kalacak. Ama şunu yapmamız lazım. Görselini buradan silmemiz lazım. O da nerede? HTML içerisinde div olarak eklediğimiz tag'i HTML'den artık silmemiz lazım. Kullanmadığımız için. O işleri yapalım. Şurada daha önce change image demiştik. Bir tane resim değiştirme. Change item image. Ekleme işini nasıl yapıyorduk? Add diyorduk. O zaman add dediysek bir de şey yapalım. Map.remove eşittir. Function remove için koordinat ya da ID kullanabiliriz. Ben nerede remove edeceğime bakayım. Orada elimde hangi bilginin olduğuna bakayım. Ona göre nasıl kullanacaksak o yüzden. Ona göre bir şey yapalım. Burada ne? Harita üzerindeki bir nesneyi siler. Remove yine tehlikeli bir isim. JavaScript'in kendi kütüphanelerinde olabilir. Ona dikkat etmek lazım. O tarz kısa ve İngilizce isimler kullanırken. Garanti olsun diye remove item diyebiliriz. Neye bakıyordum ben? On player arrive. Evet. Ne yapacağız? Şurada
key objesi döndüğümüz zaman artık key'i aldın. Kim geldiyse buraya player geldi, key'i aldı. Ona olumlu yanıt veriyoruz. Burada ona olumlu yanıt verirken de datalardan, bu anahtarın bir daha alınmaması için dataları temizleyeceğiz. Burada benim elimde ne var? X-Y koordinatı da var. X-Y koordinatı da var. Item property'nin elementi de var. ID'si de var. Her şeyi var. Her şeyi var. O zaman şunu düşünelim. Hangi bilgiyle daha az kod yazarak daha verimli buluruz şeyi, sileriz. Bir kere elementi göndereyim. Hazır zaten orada varken elementi göndereyim buna. Bir daha burada element aramayayım. Şu elementi gönderdim. Gönderelim. Bir de core data'nın içerisinden silme işlemi yapmak için core data x ve y koordinatıyla çalışıyor. Eğer x ve y koordinatını göndermezsem core data'nın içinde aramak zorunda kalır. Yani bulamam şeyi. Hangi karenin içerisinde bunun ID'si. Onu bulamam. O yüzden x ve y'ye ihtiyacım var. Peki ben şunu nasıl yapmıştım? Change image element image path demişim. Burada da element ve x-y koordinatı diyelim. Şuradaki map core data x-y map last id. Nasıl burada id'yi bu şekilde eşitliyorsak, burada da bu x-y koordinatını 0'a eşitlersek o koordinatta artık hiçbir nesnenin olmadığını söylemiş oluruz. Koordinatta nesnenin koordinat ile olan bağlantısını kes. Kesmeden önce de bu nesnenin elementini silelim. Tamamen silelim. Bu div elementiydi. Div elementi nasıl silinir? Ona bakalım. Element remove diyelim. Bakalım. jQuery ile yapmayacağız. DOM element creating new element. Explain. Şöyle bir bakayım. Adding and removing nodes. Remove child. Şunu da bulamadım. Bir daha bakayım. Bir de şey yapayım. CTRLF remove. Current nokta remove child. Get node remove. Şöyle bir komut varmış ama artık zayıf browser'lar desteklemediği için önermiyor. Şu nasıl bir şey? P1'i siliyor. P1 nerede? Şurada. Neyin içinde? Div1 şu. Nokta remove child. Tamam, bize o zaman şu lazım. Bize
eklerken object container'a ekliyorduk. Object container bu itemin eklendiği bir üst, bir üst container. Peki biz bunu nerede burada almışım onu. Her ekleme yaparken bunu alıyorum. Peki map initial'ı ben şurada çalıştırmamış mıyım? Player board map initial'ı çalıştıralım. Sonra map initial'da şu ekleme işlemini biz aslında çok fazla yapıyoruz, ekleme işlemini. Burada bütün nesneleri tek tek ekliyoruz. O ekleme işlemlerinin her birinde de şu game objects'i tekrar tekrar alıyormuşuz. Bu halbuki çok kullandığımız bir şey, değişken olacak. Bunu ben yukarıya alıyorum. Bir kere alacağım. Map nokta container element diyeceğim. Container'ı yanlış yazmış olabilirim. Şunu kopyalayacağım. Initial'da, initial'ın içerisinde container elemente bunu eşitleyeceğim. Sonra da şunun yerine nasıl şey yapıyorduk? Değiştirme, replace. Şunun yerine artık şu değişkeni kullanacak. Replace diyeceğim. Next, replace. Bu zaten yukarıda tek yerde kullanılmış. Tamam, tek yerde kullanılmış. Değiştirdim. Şunu kapatayım. Bakalım bir hata oldu mu? Çalışmaya devam ediyor. Tamam. Nesneler ekleniyor. Evet. Şimdi ben şurada şunu kullanabilirim artık. Şurada örnekten bakalım nasıldı. Parent. Yani parent'ımız bu. Nokta remove child element. Element de neydi? K. K neydi? Şunun bir altı. Remove child element şeklinde kullanımı varmış. Burada da nesneyi ekranda kaldır. Ekrandan kaldırdık. Map'in her bir koordinatta ki nesnenin ID'sini tutan şeyden objeden de kaldırdık. Geriye bir tek şimdi neresi kaldı? Item data nokta push item data map nokta item data array'nin içerisinden kaldırma. Nesneyi map nokta item data dizisinin içerisinden sil. Ama çöp bilgi olarak orada durmasında şu anda bir sakınca yok. Ona ulaşabilecek, ulaşılabilecek her yeri ne yaptık? Kestik. Artık ona ulaşılmaz. Silmeye şu anda gerek yok. Ama şunu to do diyelim. Bilgi olması açısından şu kafamdakileri tamamladıktan sonra not alayım önümdeki kağıda da. Onu çünkü to do olarak görmeyiz büyük ihtimalle ileride. Ne diyorduk? Map nokta item data'da silinen nesneyi temizle.
Evet, şimdi şunu kullanalım artık, remove'u. Nerede kullanacağız? Anahtar. Biri ekledikten sonra map.remove. Item property element. Elementini aldık. Şurada bunun x ve y koordinatından item property'sini aldık. Oradan elementini aldık. Bir de x ve y de şu yukarıdan geliyor zaten. Hangi x ve y'de olduğu. Bizim fonksiyon için şu bilgi yeterli. Şurada da nesneyi haritadan kaldır. Bakalım. Bakalım şey olmuş mu? Çalışıyor mu kod? Gidelim oraya. Şurada bir elma yiyelim daha hızlı ilerlemek için. Yoksa yavaşlıyoruz. Evet. Nesne kayboldu. Buradan. Ve buraya bir anahtar geldi. Artık orada bir key nesnesi yok. Şunlara bir de ses ekleyelim. Mesela şu hiç belli olmuyor. Tuzağa düştüğü zaman, anahtarı aldığı zaman, bir yemek yediği zaman ses çıksın. Onlara ses ekleyelim. Ses eklemeden önce anahtarı kullanalım. Anahtarı aldık. Bize şimdi bir kapı ve kapının önüne geldiğimizde kapının açılması için gereken kodlar lazım. Kapıyı ekleyelim. Nereden ekliyoruz? Level. Önce map'ten bakalım kapı diye bir şey var mı? Kapı, door var. Door png'ymiş. Kango 0. Üzerine gidilemiyor. Yenemiyor. Need key diye bir değer koymuşuz. Şöyle yapalım. Buna bir pasif imaj ekleyelim. Kapının önüne geldiğimizde kapı açılsın. Farklı bir imaj olsun. Şimdilik şöyle yapayım. Onu yazalım daha sonra. Bir de kapının önüne bir nesne daha koyacağım. Çünkü ben şimdi kapının önüne geldiğimi nereden bileceğim? Bizim yazdığımız algoritmalar bir nesnenin üzerine geldiğinde o nesneyle ilgili işlem yapıyor. Biz kapıyı buraya koyacağız. Kapının da üzerine gidilemiyor zaten. Kango 0 olduğu için. O yüzden buraya kapının önüne başka bir nesne koyacağız. Ve o nesne üzerine geldiğinde kapıyı açılır. Tabii o nesneyle kapı arasındaki bağlantıyı nasıl kuracağız? Kapının ID'si random bir ID olacak. Benim oyunumda belki iki kapı olacak. O nesneyle kapı arasında da bir bağlantı kurulması lazım. Neyse bir nesne ekleyelim. Case enter. Her halükarda bir nesneye ihtiyacımız olacak. Yaparken düşünürüz o bağlantıyı nasıl kuracağımızı da. Tipi olacak. Şuradan krep gibi şeffaf olacak resmi. Enter diyelim buna. Kango pasif. Bunlara gerek yok.
Enter Ken Go'su 1. Üzerine gelinebiliyor. Peki nesneleri ekleyeceğim. İki tane nesne ekleyeceğim yine. Level'da. Tabii bu nesneleri ya şu duvarı çekmeden önce ekleyeceğim. Çünkü bu duvarı çektiğimde şuraya eklemek istiyorum nesneyi. Oraya bir daha nesne ekleyeceğim. Ne yapalım? Bu create wall, duvarlar oluşturulmadan önce yazarsam ben. Şimdi create wall ana duvarları, kenar duvarları oluşturuyordu. Sonra alt duvarları oluşturuyorduk. Sonra da nesneleri ekliyorduk içeri. Nesnelerle dolduruyorduk. Şu duvarların üzerine gelmesin diye nesneler, nesneleri en son eklemiştik. Ama şimdi benim ekleyeceğim kapının hepsinden önce eklenmesi gerektiği için şu create level'ın üzerine ekliyorum. Şuradan key'i kopyalayayım. İki tane nesne ekleyeceğim. Bir tanesi door. Bir tanesi de enter. Kapı nerede olacak? Maksimum y koordinatı 14, x de 26. 14'te olması gerekiyor. X de 20 olsun. Enter da 20'de olacak. 13'te olacak. 13 ya yani 20 13 şöyle gelirse 13 14. Enter önündeki kare oluyor. Bakalım. Evet, kapıyı buraya ekledi. Önüne de enter nesnesini ekledi. Anahtarı aldıktan sonra buraya gelebiliriz. Eğer anahtarımız yoksa ve oraya gelirsek ekranda bir uyarı çıksın. Kapıdan geçmek için anahtara ihtiyacınız var diye. Kapıdan geçmek için anahtara ihtiyacınız var desin. Sonra biz de anahtarı gidip alalım. O komutu nereye yazacağız şimdi? O komutu nereye yazmamız gerekiyor? Burada bir nesnenin üzerine geldiğinde mesela K ise ilk olarak buraya düşüyordu. Bir nesnenin üzerindeyse K. Biz burada Enter nesnesinin üzerine geleceğiz. Kapıyı açmak için ilk aşamada. Şuraya Enter yazalım. Return objeye de kapının önüne geldiğimi belli etmek için Enter eşittir 1 diyelim. Böylece oyuncu kapının önüne geldiğini fark edecek. Bu birinci aşama. İkinci aşamada eğer return object nokta enter kapının önüne geldiyse bazı işlemler yapacak. Eğer player nokta have key anahtarı varsa have key veya have key eşittir have key büyük 0 anahtarı varsa kapıyı açabilir. Else eğer anahtarı yoksa ne yapacaktık? Uyarı verecektik. Kapıdan geçebilmek için anahtara ihtiyacınız var. Uyarısını da burada vereceğiz. Şimdi bu noktaya gel, enter nesnesinin üzerine geldiğinde oyuncu enter nesnesinin üzerine geldiğini fark etti. Sonra oyuncuya geri dönüyor o bilgi.
Have-key. Bu değişken neydi daha önce? Sahip olduğu anahtar sayısı. Sıfırsa hiçbir anahtara sahip değil. Have-key sıfırdan büyükse demek ki bir anahtara sahip ve kapıyı açabilir. Kapıyı açarsa ne olacak? Kapıyı açarsa anahtar kullanmış olacak kapıyı açmak için. Bir anahtar için şu an yazdığımız yöntemle birden fazla anahtar da ekranda alıp kullanabiliriz. Eğer birden fazlaysa mesela 2-3 anahtarsa bakıyor. Sıfırdan büyük mü? Büyük. Yani bir anahtarı da olabilir, 10 anahtarı da olabilir. Anahtarlardan bir tane küçültüyor. 10 anahtarı varsa 9 anahtar yapıyor ve kapıyı açıyor. Şimdi kapıyı nasıl açacağız? Kapı bizim şu an etkileşimde olduğumuz nesne değil. Başka bir nesne. Onun içinde aklıma şöyle bir şey geliyor şu anda. Biz onu nerede ekledik? Level'da ne yaptık? Önce kapıyı ekledik. Sonra enter ekledik. Tam tersini de yapabiliriz. Önce enter ekleyelim. Sonra kapıyı ekleyelim. Böylece burada bir mantık var. Eğer ki enter ve kapıyı kaç tane olursa olsun ben arka arkaya eklersem ben bileceğim ki hangi enter nesnesinin üzerine gelirsen kapı nesnesi de enter nesnesinin ID'sinin bir fazlası. Çünkü ben ID'leri sırayla veriyorum. Bu iki nesneyi eklerken arada başka bir nesne eklemediğine göre enter nesnesinden sonra gelen ID bizim açılmasını istediğimiz kapı nesnesinin ID'si. Güzel. Bu bilgi nerede? Map. Map'te onPlayerArray'da return objeye enter verirken aynı zamanda return nokta doorID eşittir deyip burada itemProp.id'den itemProp.id'ne enter nesnesinin ID'si artı 1 dersem kapı nesnesinin ID'sini bulmuş olurum. Kapı nesnesinin ID'sinden de kapıya istediğim işlemleri yapabilir hale gelirim. Kapıya istediğim işlemleri yaptırabilirim. Şuraya gelelim. Tekrar. Player'a. Şurada alert. Door ID. Return object. Nokta. Door ID. Çalıştıralım bakalım. Önce anahtarı alacağız. Anahtarı aldım. Şimdi geldiğim zaman üstüne anahtarım var. Ne yapacak? Benim enter objesine geldiğimi fark edecek, anahtarım olduğunu fark edecek. Anahtarı biraz atıp şu alert'i vermesi lazım. Evet, door ID neymiş? 2. Ne yaptık? Her şeyden önce eklediğimiz için zaten ilk bunu ekledik, ikinci de kapı. Güzel. Have key eksi eksi olduktan sonra bir de ne yapmam lazım benim? Map nokta map değil. Board nokta set key status 0 yapmam gerek. Şurada da alert kapıdan geçebilmek için anahtara ihtiyacımız var. Alert edelim.
Şimdi ne yaptık? Ne olur? Anahtarı çünkü şurada kullandığımız zaman artık anahtarımız olmadığı için bunun da görülmemesi gerekiyor. Şimdi anahtarım olmadan ben eğer buradan geçmeye çalışırsam kapıdan geçebilmek için anahtara ihtiyacınız var diyor. Anahtarı aldım. Ne oldu? Doraydı 2. Ne yaptı? Anahtarı kullandı. Ama bu bilgileri enter nesnesinin nesnesine bu kapının anahtar kullanarak açıldığı bilgisini kaydetmezse kapı açılmış olsa bile çıkıp tekrar geldiğinde bak ben anahtarı kullandık açtık. Bana diyor ki kapıdan geçebilmek için anahtara ihtiyacım var. Artık başka da anahtar yok. Anahtarı bir kere kullandık ve şu nesne benim daha önce anahtarı kullandığımı hatırlamıyor. Onun hatırlaması için ona yeni bir özellik eklememiz gerekiyor. Ne yapalım ona? Mesela can go bir tem door open door ya da key used anahtar kullanıldı bilgisi. Şurada kullanalım o bilginin bir kısmını. Şurada. Eğer enter objesinde ise nokta key used birse eğer anahtar kullanılmışsa artık bu işlemi yapmana gerek yok. Yani o bir enter objesi olmaktan çıksın. Kapı zaten açık artık. Buradan istediğim gibi girip çıkabilirim. Ters yaptım tabii şunu da. Anahtar objesi kullanılmadıysa, birden farklıysa, kullanıldıysa onu bir yapacağız. Ama nerede bir yapacağız? Player'ın içine gidecek. Anahtarı var mı bakacak. Kullanacak anahtarı, kapı açılacak. Ondan sonra kapı açıldıktan sonra artık o enter nesnesinin keyused parametresini bir yapabiliriz. Anahtar daha önce bu kapı için kullanılmış ise hiçbir işlem yapma. Keyused 0. Şimdi ne yapacağız? Kapının ID'si var elimizde. Kapıyı açacağız. Bunun resmini değiştireceğiz. Açık bir kapı koyacağız. Sonra kapı nesnesinin CanGo üzerinden geçilebilir özelliğini bir yapacağız. Çünkü şu an duvar geçilemiyor. İçine girmek için CanGo özelliğini bir yapacağız ve enter nesnesinde keyused özelliğini bir yapacağız. Anahtar kullanıldı, kapı açıldı. Artık burası açık bir kapı olacak haritada.
Bu söylediğim işleri nerede yapabiliriz? Map'in içinde. Çünkü bu map ile ilgili. Map'teki bilgi datalarla ilgili bir şey. Dataları düzenleyeceğiz. O yüzden şuraya yeni bir fonksiyon açalım. Map.openDoor eşittir function. Ne yapalım? Buraya bir door ID verelim. ID'si verilen kapının açılması. Evet. Önce ne yapmam gerekiyor? Öncelikle bu kapının bilgilerini değiştireceğim. Değil mi? Nerede kapı? Kango'yu 1 yapacağım. Resmini değiştireceğim. Kango'yu 1 yapacağım için önce benim bu dizide bu ID'li satırın hangi indekste olduğunu bilmem ve o indekste değişiklik yapmam gerekiyor. Biz daha önce bu işi nerede yapmıştık? Şurada yukarıda bir yerde yapmıştık. Nasıl onu buluruz? CTRL diyelim. İndeksle ilgili bir şeyler. Ne yapmışız? ID'den indeksi bulup sonra da food value'sunu değiştirmişiz daha önce. Bir besin tüketildiğinde sonra da change image yapmışız mesela. Change image da yapacağız kapının. Ama nerede? Burada. Önce şuraya door index diyeyim. Şuraya da door ID diyeyim. Ne yaptı? Bu ID'li kapının Array'de kaçıncı sırada olduğunu bana buldu. Şurada. Kapı Array'de dizide yani kaçıncı sırada. Sonra item datadan door index şu item data bizim dizimizdi, array'imizdi. Onun door index bulduğumuz indeksindeki kapının Kango özelliği artık 0 değil 1 olacak. Niye? Kapıyı açıyoruz çünkü open door demişiz. Kapı açılsın. Bir de aynı kapının elementi. Şimdi burada indeksi bulduğumuz için kapının item property'si de elimde olmadığı için item property yerine şunu kullanacağım. Şuna direkt elemente burada ulaşabilirim. Item property'de çünkü item property almak fonksiyonu da geliyor, indeksi buluyor, arıyor ondan sonra indeksi bulduktan sonra geliyor, bunu bana return ettiriyor. Ben de onun içinde. Şunu bana return ediyor. Ben de onun içinde nokta element diyorum. Şimdi bir daha o işlemi yapmak yerine zaten ben burada indeksi buldum. Kapının direkt şu list array'i kullanıyorum. Array'in door index nokta element kullanıyorum. Change item image. Yine aynı şekilde şurada da onu kullanacağım. Nokta pasif image. Kapı artık ne olacak? Açılacak. Onun için bir tane şey bulalım. Açık bir kapı için ikon bulalım. Piksel büyüklüğünde olsun.
Transport. Ne bulayım onun için? Areal. Port. Ya da sadece yok olsun. Tabii bir şey yazmamıza gerek yok. Bir şey koymamıza gerek yok. Şunu kopyala. Kopyala. Yapıştır. Yeniden adlandır. Door nokta. Pasif dersek resmimiz hazır. Şurada ne yaptık? Change image. Nesnenin pasif imajı. İçerisi dolu onun. Door'da pasif imaj diye bir şey var mı? Var. Nokta pasif. Tamam. Ne oluyor şimdilik? Ne oluyor şimdi? Kapı içinden geçilebilir oluyor. Görünmez oluyor. Open door. Open door neredesin? İçinden geçilebilir oluyor. Görünmez oluyor. Resmini değiştiriyoruz. Bir de şu nesnenin enter nesnesinin kUsed özelliğini bir yapmamız gerekiyor. Bir daha oraya geldiğimizde bizden anahtar istemesin. Anahtarımız yok diye bize uyarı vermesin. Şuna kapı resmini görünmez yap diyelim. Şuna artık kapı nesnesinden geçilebilir diyelim. Şurada enter nesnesi neydi? Door ID'nin bir eksiği. Enter nesnemiz değil mi? Enter nesnesini indeksini bul. Sonra da yine aynı dizinin içerisinde bulduğumuz enter nesnesinin nokta k used eşittir 1. Anahtar kullanıldı. Sonra bu yazdığımız fonksiyonu nereden çağıracağız? Player'da şurada kapıyı aç. Player map.js'yi ben bir alt class olarak görüyorum. Player.js'yi bir üst class olarak görüyorum. Player.js'ye alt class'ların içinden ulaşmaya çalışmadım hiçbir zaman. Mesela map'in içinden, board'un içinden. Board, animate, bunlar herkesin içerisinden ulaşılabilir. Herkes bunları kullanabilir ama bir animate.js player'ın içerisindeki bir bilgiye, bir fonksiyona ulaşmaya çalışmıyor. Bunun sebebi de, böyle yapmamın sebebi de karışıklık olmaması için. Böyle bunu uygularsak daha düzenli olur. Main nerede olduğu daha belli olur. Bu kuralları uygularsak. Bir alt class olduğu için ben buradan şimdi player'ın içinden map'e ulaşacağım. Daha önce de ulaşmıştım zaten. Ama ID'yi unuttum. Map nokta open door şu ID'yi buna verdi. Kapıyı aç. Anahtarı gösteren, anahtarı eksilt.
kapıdan geçebilmek için anahtara ihtiyacım var. Evet. Bakalım şimdi. Bakalım şimdi hata çıkacak mı? Anahtarı aldım. Çok yavaşça tuzağa düşmüş. Geldim. Kapı açıldı. Kapıdan geçebiliyorum. Hatta artık ekranın dışına da çıkabiliyorum. O çünkü kenarlık benim dışarı çıkmamı engelliyordu. O kenardaki duvarlar benim dışarı çıkmamı engelliyordu. Artık dışarıda gezebiliyorum özgürlük. Peki bunun üzerine geldiğinden bana uyarı veriyor musun? Artık bana uyarı vermiyor. Şey olduğu için, Enter key used 1 olduğu için artık hiç anahtara ihtiyacım olmadan buradan geçebiliyorum. Anahtar olmadan gitseydim, kapıdan geçebilmek için anahtara ihtiyacınız var. Ne kadar gelirsem geleyim anahtarsız, beni anahtar olmadan kapıyı açmıyor. Güzel. Anahtar olayını da çözdük. Kaç dakika olmuş? 57 dakika. Seslerle eğer 2-3 tane ses koyarsak güzel olur. Mesela bir şey yeme sesi demiştik. Anahtarı alma sesi. Tuzağa düşme sesi mesela. Onun için şunları kapatayım. freesound.org diye bir site var. freesound.org. Şuradan ben bir login olayım. Login olmadan download yapamıyorduk galiba burada. Evet, üye oldum. Şimdi benim istediğim şeyler bir tane trap. Tuzağa düştüğüm zaman şunu da ekleyeyim. Minimum 2 saniye olsun. 0-2 saniye arasında olsun. Çünkü uzun ses dosyaları da var. Çok mu açtık Oh. Danger diyelim. Danger. Şu değişti mi? 12 olmasını istiyorum. Danger. Danger. Alert. Bunları biraz bakmak lazım hangileri. Yemek yemeye bakalım. Bu çok uzun. Şunu iki yapacağım. Mesela, şu güzel. Yemek için. Hemen sindiriyor. Şunu nasıl indirebiliyoruz bakalım. Download.
dosyası. Dosyası download etti. WAV dosyası boyut olarak biraz daha yüksek olur. MP3 sesin sıkıştırılmış hali olduğu için çok daha düşük boyutta olur. Ama biz 2 saniyelik bir 2 saniyelik müzik ses kullanacağımız 2 saniye bile 300 kW. 300 kW. Yani ortalama 1000 kilobayt 1 megabayt olsa megabaytın 3'te 1'i kadar. 3'te 1'i kadar. 1 megabaytın 3'te 1'i kadar. Tek bir ses dosyası. Tabii eğer bu MP3 olursa çok daha düşük olur. Bakalım yoksa burada MP3 yok mu? Ona da bakalım. WAV dosya. Sonunda WAV diyor. WAV WAV WAV. MP3 mesela. Bunun ne tipleri var? Bu da var. 78 kW. Bu da güzel aslında. Ne yapalım? Bağlantı bir farklı kaydet. Masa üstüne. Bir diyelim. Baktık boyutlar çok yüksek. WAV'dan MP3'e çeviren WAV'dan WAV dosyasından nasıl mesela resim dosyası PNG idi. 200 kW'lık PNG dosyasını JPEG'e çevirdik bir resim programıyla. 20 kilobayta kadar indirdik JPEG. Biz de eğer WAV dosyasını MP3'e çevirirsek boyutu çok çok daha düşük olur. Başka ne var mesela? K. K var. Şu güzel bir ses. Bu ne? 20 kilobayt. Desktop. K. Çünkü anahtarı mesela alırken hiç belli olmuyor. Ben bildiğim halde anahtarı üzerine geldiğinde alacağını. Anahtar yok oluyor. Ya da bir besin tüketirken o da çok belli olmuyor. Tuzağa düşmek zaten belli olmuyor. Yavaşladığından anlıyorum bazen. Çünkü hiç beklemiyorsun tuzağı. Tuzağa düşeceğini beklemediğin için bir anda kendini tuzakta buluyorsun. Onun için güzel bir ses bulmak lazım tuzak için. Ama tuzak için biraz bakayım. Sonra tekrar devam edeyim. Yani. Tuzak için de şöyle bir ses buldum. İçinde kullanılabilir. Diğer hareket eden nesnelerle çarpıştığı zaman, hasar aldığı zaman, bütün hasar aldığı zamanlar için şu ses kullanılabilir. Bu format MP3'müş, sıkıştırılmış. Toplam 12 kW'lık bir ses dosyası. Üç tane ses dosyam oldu. Yeni bir klasör açayım. Sound diye. Şu üç ses. Heard, K ve It. Şunun içine atarsam. Şunları da çöpe atayım. Şunu. Bakalım. Sound. 3 tane ses.
Şimdi benim ihtiyacım olan bir tane class açacağız yeni. Sesten sorumlu. Ben o class'a dediğim zaman mesela sound.it dediğim zaman it bir şey yeme sesini çalmalı. K dediğim zaman K sesini çalmalı. O sesleri ne zaman çalacağımı da o işlemler nerelerde yapılıyorsa o kodları oralara ekleyeceğiz. O işleri bir sonraki videoda devam ederiz. Kapıyı kapatabilir. Kapı kapanabilir. Yok, kapanmaz çünkü. Duvar eklenemez buraya. Ama çok tehlikeli olmuş. Kapanıyor mu kapı? Yok, tam sınırda galiba. Aralığı, şöyle bir aralığı var. Şimdi kapının önünde de bir nesne olduğu için taş da gelemez kapının önüne. Ama eğer şu çevresini şuraya duvar gelir, şuraya bir taş, şuraya bir ağaç gelirse tabii kapanabilir kapı. Mesela taş geldi. Şuraya bir şey daha gelseydi ki gelmesine gerek yok. Şurası kapalı. Mesela buradan geçemez. Bu oyun bitmez. Bu bölüm. İki ağaç bir taş gelmiş kapıya. Bunlar olabilir tabii. Random oluşturduğumuz için. Anahtarı da alamıyoruz. Anahtarın bulunduğu yer de kapalı. Şansa bak. Neyse, şurası da kelebek için cennet gibi bir yer. Diyelim şunları. Oyun bitmeyecek nasıl? Tuzağa düştük yine orada. Kelebek yavaşlayınca da hiç çekilmiyor. Çok yavaş oluyor. Ya, tükettik ne varsa. Bu canlının türü buraya kadarmış. Evet.